Evet konumuz kronik günah. 2014 yılında eski dershanemize yapmış olduğumuz dersi revize ettim. En son Sultan Gazi şubemize yaptığımız dersti. Aslında 6 ayda bir sürekli belki hatırlanması gereken bir ders. Çünkü toplum hayatımızda maalesef kronikleşmiş yani yerleşmiş ve terk edemediğimiz hatta ve hatta önemsemediğimiz iki tane günah var. Bir tanesi yalan, bir tanesi de gıybet. Mesela domuz eti noktasında hassasızdır değil mi? Kimse domuz eti yemez. Yani bugün ibadet noktasında en zayıf olan insan bile yediremez. İçki noktasında ne hassasızdır izinle, ne içeriz de içki satılan yerden alışveriş yaparız değil mi? Ama yalan ve gıybet noktasında maalesef bu hassasiyetimizi pek muhafaza edemiyoruz. Ve hayatımızda artık olmazsa olmaz haline gelmiş iki tane günah. konumuz gıybet. Gıybeti işleyeceğiz. Gıybet günah gerçekten de çok dehşetli bir günah ve salih amellerimizi bitirip götüren bir günah. Bu derste Bismillahirrahmanirrahim. Ey yuhibbu ehadukum en ye'kule lehme ahihi meyten. Yani Hucurat suresindeki 12. ayet. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? Ayetini tefsirle okuyacağız. Bu ayetin başında üstad almamış da ben o ayeti okudum. Ayetin başında şeyden bahsediyor. Zandan bahsediyor. Zannın bir çoğundan sakınınız diyor. Çünkü zannın bir çoğu günahtır. Kardeşlerinizin işte gizli hallerini araştırmayın diyor. Ondan sonra konuyu gıybete getiriyor. Dedim acaba neden zandan başlamış? Sonra düşündüm maalesef bizi en çok gıybeti iten ana sebeplerine yani bir tanesi zanlarımızdır. İnsanlar hakkında suyu zan beşleyince otomatikman ne yapıyoruz? Hemen konuyu ikinci bir mecraya taşımaya başlıyoruz ve ya bu adam böyle yapıyor. Niye böyle yapıyor? Ya bu adam böyle yapıyor. Niye böyle yapıyor? Diyerek fokurdamaya başlıyor. Halbuki bu zanla müdahale etsek, onu hüsnü zana çevirsek, kendi alemimizde meseleyi böyle yani zorla da olsun. Ya böyle değildir, böyle yapmamıştır şeklinde yorumlasak gıybet kapısı kapanacak. Ama biz zan kapısını açınca arkasından hemen gıybet kapısı da gıybet de beraberinde geliyor. Zan kapısından girdin mi gıybet otomatikman vücuda gelmeye başlıyor. O yüzden zan çok ciddi bir tehlike. Kendi tespitim. Enaniyetli ve kendini beğenen insanlara zan çok oluyor. Kendinden biliyorum. <laughs> enaniyetli ve kendini beğenen insanlarda zan çok olur. Çünkü dene yani o bencelere dokunacak olan her şey onun aleminde bir zan oluşturuyor. Bir korku oluşturuyor ve zanlar başlıyor dönmeye. Dolayısıyla kendini beğenen kişi de çok fazla zan olur, çok fazla vesvese olur. Zaten bunlar hepsi birbirine bağlı şeyler. Yani böyle döndürürsün arabinde, olmadığı şeyler çıkartırsın. Oradan buradan olan hiç alakaya maydanoz, yürü Allah deyi döyü derler ya böyle tamam mı? lan ne alakası var dersen ama o kapı açıldı bir kere. O acayip bir aleme girdin öyle döndürüp dolaştırırsın. O yüzden de gıybetin kapısını açmamak için zanla dikkat etmek lazım. Şimdi bu mesele, gıybet meselesi 22. mektubun hatimesine konulmuş. 22. mektubu senler okuyanlar çok iyi bilirler ki Uhuvvet Risalesidir. Uhuvvet Risalesinin koyulmuş. Hatime. Bitiş. Demek ki uhuvveti bitiren en önemli sebeplerden bir tanesi nedir? Gıybettir. Yani aramızdaki muhabbeti, iki kişi arasındaki muhabbeti, sevgiyi bitirir. Ne bitirir? Gıybet bitirir. Dedikodu bitiriyor. Üstad da uhuvvet risalesinin sonuna gıybet bahsini koymuş ve bu ayeti kelimenin bir nevi tefsirini yapıyor. Evet. 25. sözün 1. şulesinin birinci şuanın 5. noktasının makamı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mucizane altı tarzda gıybetten tenfir etmesi. Bu ayet altı tarzda, 6 şekilde gıybetten insanları nefret ettiriyormuş. Kur'an-ı Kerim bunu makamı zen ve zecir, kötüleme, men etme makamında bahsetmiş. Şimdi burası da çok önemli. Kur'an-ı Kerim'in beyanatında bir beraat vardır. Yani Kur'an-ı Kerim kusursuz, berrak, çok net şekilde konuşur. Bu bir makamdır. Şimdi burada makamı zec ve zem işlenecek. Kur'an-ı Kerim'de 7 makam vardır. Bu bildiğiniz tilavet makamı değildir ama. Kur'an-ı Kerim bazı makamlardan bazı hitaplar yapar. Bazı uyarılar yapar. Bazı ikazlar yapar. Şimdi bunlar nelerdir dersek. Mesela makamı tergip ve teşvik. Birinci makam. İkinci makam makamı tevhid ve tehdit vardır. Bunu tek tek açıklamaya çalışacağım. Önemli bir nokta çünkü bu. Diğer nokta makamı medih var. Sonra makamı zec ve zem. Sonra makamı ispat var, altıncı olarak makamı irşat var, son olarak da makamı ifan ve ilzan var. Şimdi bunlar ne demek? Tek tek bir analiz etmeye çalışalım. Makamı tergip ve teşvik. Kur'an-ı Kerim'in bir makamıdır. Hitap makamıdır bu. Bu makamda Kur'an-ı Kerim muhataplarını Ali makamata ve böyle gayeleri teşvik eder. Mesela der ki sabretmelerine karşılık onları cennetle ipekten giysilerle mükafatlandırırız der. Özellikle insan suresinde bu çokça zikredilir. Yaklaşık belki 10-15 ayet çok böyle insanları teşvik edici. O insaniyetin o Ali makamatına gitmeleri için o makamata uğraşmaları için teşvik edici ayetler vardı. Ben bir tanesini aldım. Özellikle ya yüellezine amenu diye hitap eden ayetlerin bir kısmı teşviktir, bir kısmı da ikaz. Kur'an-ı Kerim okurken ya Yâ eyyühellezine o diye duyduğunuz zaman bir ki ey iman edenler ya bir emir gelecektir arkasından veyahut da ya bir şekilde seni uyarır veya bir noktadan da der ki bak dikkat edin bunu yaparsanız bu olur, bunu yaparsanız bu olur. Şevklendirir. İkinci makam, makamı tevhid ve tehdit. Evet, Kur'an-ı Kerim'in tabiri caizse korkutma, korkutucu ayetlerinin ifade edilmiş olduğu ayetler bunlar. Üstad 25. sözü diyor ki, Cehennem gibi bir azap memuru öfkesinden ve gayzından parçalanmak vaziyetini alması ve tekadu temen yazu minel gayiz ayeti. Mülk suresi tebareke diye meşhur olan surede geçen neredeyse diyor öfkeden parçalanarak ve bir başka makamda şöyle aynen bu korkutma makamında Kur'an-ı Kerim cehennem azabını ifade ederken cehennem azabının en azından bahseder. En azından bahsederken en azının azabının dehşetini nazara verir ve perde altına der ki bak en azı bu ya artık cehennem azabının en dehşetli şeklini senin aklına havale eder. Size diyor şu kadar azap değse bu olur. Şu kadar azıcık bir azap değse bu olur. Sen dersin ki ya ulan azıcık azap böyle değdiği zaman bu oluyorsa çoğu Allah'ım ne olur. Şimdi çorba yapıyordum ya bugün içtiğiniz çorbayı. Çorba böyle açtım düdüklüğü böyle. Şimdi karıştıracağım bitmiş iş ya artık kaynamış. Fokur diyor böyle fokur, fokur fokur. Cehennem de Allah muhafaza etsin. Cehennem ehlinin içecekleri. Düşünsenize susamışsınız ve size kaynayan irin, kaynayan sular getir. Çorbayı içemiyorsun. Yani lezzetli çorbayı kaynarken içemiyorsun. Atıyorsun içine ekmeği, nasıl soğutunu bekliyorsun, bekliyorsun. Bak çorba yani, lezzetli bir şey. Bir de kaynayan irin diyor. Onu getirecekler yani. Allah muhafaza etsin dedim. Bu makamı korkutma makamıydı. Tevhid ve tehdit. Makamı medih var ki Kur'an-ı Kerim'de. Özellikle Kur'an'da geçen 5 tane Elhamdülillah ile başlayan sureler hep makamı medih noktasında güzel misalleri içerir. Mesela örnek okursak Fatır suresi 10. ayetinde her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Bütün bu Elhamdülillah ile başlayan surelerde böyle çok makamı medih noktası vardır. Diğer makam, makamı zecir ve zem. Zaten gıybet bahsi arkadaşlar. Bütün bunu ifade edecek. Yani Kur'an-ı Kerim bize bazen bu makamda bizi men eder. Çok böyle yanlış bir iş olduğunu ifade eder ve zem ve zecr yani kötülemek noktasında yasak koyar. Bize çok güzel örnekler verir. İşte okuyacağımız gıybet bahsi bu meselenin ifadesi olacak. O yüzden bunu yalnızca mana olarak geçtim. Makamı ispat. Kur'an-ı Kerim'deki diğer makam. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Cenab-ı Hak bazen bize kendi varlığını bileni ispat etmek için sürekli gözümüz önünde olan ayetlerden ders verir. Mesela sürekli fenzur nazar et, bak diye geçen emirlerin hepsi makamı ispattır. Sana bir şey anlatır anlatın anlatır der ki bak, bakmaz mısın, görmez misin, nazar et der. İşte estözü bile fenzur ila keyfe yuhil arda bade mevtiya. İşte bak diyor nereye? Arıza bak. Ölmüş olan arz nasıl yeniden diriltilip, nasıl yeniden canlandırılıyor? Şimdi bak diyor Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. Neyi ispat etti? Ölülerin yeniden diriltilmesini ispat etti. Nasıl ispat etti? Sürekli görmüş olduğun bahar mevsimiyle ifade etti. Şu anda son bahar mevsimiyle bize ölümü ispat ediyor. 400 bin mahlukatı ben böyle öldürüyorum. Sen bir nefsin yani. Seninki çok kolay. Bu 400 bin mahlukatı ben yeniden diriltiriyorum. Merak etme sen de bu kadar kolay dirilteceğim diyor. Bu makamı ispattır. Makamı irşat noktasında da makamı irşatta beyanatı Kur'an'ı o derece müessir ve rakiktir ve o derece müessir ve munis ve şefkatlidir ki diyor. Şevk ile ruhu, zevk ile kalbi, aklı merakla, gözü yaşla doldurur diyor. 25. sözde. Makam-ı Kur'an-ı Kerim o kadar veciz konuşur ki özellikle bir ayet-i aldım ben. Geçen derste işlemiştik. Hatırlarsınız taşlaşmış kalpler. Yani bütün bunların ardından kalbiniz yine katılaştı. Sanki taş kesildi. Hatta taştan daha katılaştı. Taşı anlatırken öyle bir irşat metodu tutuyor ki senin diyor kalbin bu taştan daha da sert. Sert demiş olduğun taş işlerinden nehirleri, ırmakları akıtıyor. Benim emrime karşı musahardır. Bak görüyorsun demek ki taşın sertliği benim emrime bağlı. Ben emrediyorum taş yumuşuyorsa senin kalbine bak bakalım sen Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı ne kadar yumuşuyorsun ne kadar emir versin. Bir inşaat. Diğer bir makam. Makamı ifa ve ilzam. Bakın Kur'an-ı Kerim kendine muarız olan kısmı, kendine düşman olan kısmı bu makamda resmen ilzam ediyor. Tabiri caizse yerin dibine koyuyor. <laughs> Şu ayeti kerime eğer de bir şüpheniz varsa Kur'an'a dair. Size yardım eden, edecek, şehadet edecek bütün büyüklerinizi ve taraftarlarınızı çağırınız. Bir tek suresine nazire yapınız diyor. Bakara suresinde ve bu ayeti kerimeden sonra hadi diyor. Bir tek sure olmaz. 10 ayetine nazire yap. Tamam diyor. Aynı olmasın. Toplayın bütün ilahlarınızı, bütün ediplerinizi bütün öğretmenlerinizi toplayın. Yeter ki diyor bir tek ayetini benzer yapın. Yapamazsınız diyor. Öyleyse yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennemden sakın. İşte makamı izam bu. Ne yaptı? Bütün kafirleri izam etti. O yüzden Kur'an'ın bu baş kaldırmasına tabiri caizse bu meydan okumasına karşı kafirler ne yapmıştır? Bir tek ayeti, bir tek surenin benzerini yapsalar iş bitecek. Yapamadıkları için Üstad bir büyük zatın sözünü almış. Mukabele bir suyuf. Yani sayfayla mukabele etmek Kur'an'a mümkün olmadığı için mukabele bir suyuf yani kılıçla mukabele ettilerdi. En basit bir örnek vereyim. Süreyi Tebbet. Ebu Leheb hayattayken Tebbet surete nazil oluyor. Bak Ebu Leheb hayatta hepimizin bildiği o sure nazil olduktan sonra Ebu Leheb 7 yıl veya 8 yıl daha yaşıyor. Şimdi Ebu Leheb iman etseydi Kur'an'ın bu hükmünü nehy Şimdi i̇man etseydi Müslüman olacaktı. Cehenneme girmeyecekti. Ama Ebu Leheb 8 yıl bir rivayete göre 7 yıl yaşamasına rağmen yine de iman etmemiş. Edememiş. Çünkü artık iş bitmiş. Kur'an'ın benzerini yapan yapamayan muarızlar, kafirler Kur'an'ı kalemle, sayfayla susturamadıkları için mecburen kılıç çekmek zorunda kalmışlar. Bu da makamı izam ve ifam. Şimdi o yüzden bir manada bir şey dinlerken, konuşurken ve da Kur'an'ı okurken takip edeceğimiz dört tane metot var. Bak bunu çok önemli. Kur'an başka kelamlara kabili kıyas olamaz. Kur'an-ı Kerim başka kelamlarla kabili kıyas olmaz. Kur'an'ı hiçbir kitapla kıyaslayamazsınız arkadaşlar. Kur'an'ın nedir? Bak şurada yazıyor. Misli yoktur. Olamaz. Bu muze Ekber'in hiçbir şey yerini tutamaz. Şu okudum eserler var ya bu risale Külliyatı 13 eser 13 kitap katre. Denizden katre. Daha lisanur gibi 350 bin tefsir var Kur'an-ı Kerim hakkında yazılan. Bitmiş midir Kur'an'ın manası? Bitmez. Bütün denizler diyor de mürekkep. Bütün ağaçlar kalem olsa Cenab-ı Hakk'ın kelamını, manasını bitiremez. O yüzden şu anda biz okyanus serisinden bir damlayla, bir katreyle muhatap oluyoruz. Yani okyanusun bütününü anlamak, hüne bitirmek kimsenin eline değildir. Kim gider ki ben Kur'an'ı anlarım, bitirdim, bütün her şeyini anlarım diye adam yalan konuştu. Çünkü bitmez. Evet. Çünkü kelamın tabakaları ulviyet ve kuvvet ve hüsnü cemal cihet dört menba var. Şimdi kelamı dinlerken dört noktadan ele alacağız. Biri mütekellim, biri muhatap, biri maksat, biri makamdır. Yani kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, ne makamda söylemiş. Şimdi Kur'an'ı muhatap olurken buna çok dikkat etmemiz lazım. Kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş ve hangi makamda söylemiş. Ama özellikle şu anda mealcilerin yapmış olduğu en büyük hata şu, kafirlere inen ve direkt birinci muhatap kafir olan, kafirler olan hitabeti alıp Müslümanların üzerine uygulayıp siz kafirsiniz, siz münafıksınız, sen böylesin diye insanları etiketlemeye başlıyorlar. Çok büyük yanlış. Kur'an hangi hangi makamda konuşuyor? Bu ayet hangi makamda konuşuyor? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Hangi makamda söylemiş? Bu noktayı kaçırdın mı bütün işlem gider. O zaman hiç olmadık şeyler çıkartmaya başlarsın. Allah korusun çok büyük sıkıntı bu. O yüzden kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş ve hangi makamda, ne makamında söylemiş çok dikkat etmek lazım. Eğer bunu yapmazsanız ne olur? Bektaşi gibi namaz kılmazsınız. Allah demiş namaza yaklaşma. Orasını almış ama devamında ne yazıyor? İskiliyken namaza yaklaşma. Ya diyorlar bak namaza yaklaşma. İçkiliyken namaza yaklaşma. O ben hafız değilim Gidiyor adam. Yani. Yalnızca o kısmı alıyor. Yani bu sefer ortaya acayip bir şey çıkar yani. Oradan bunu al, oradan bunu al, birleştir. Bak hop bu çıktı. Saplasaman saman karışır birbirine. O yüzden makamına çok dikkat edeceğiz. Şimdi bu ayeti kerime. Eyuhibbe hadukum en yehkule lehme ahihi meyten ayetini 6 derece zemmi zemmeder diyor. Şimdi bu ayeti kelime alırken çok önemli bir nokta şu. Şu baştaki e hemze ile ifade edilen kısım acaba aya manasındadır. O yüzden de namazda dururken tekbir alırken Allahu Ekber derseniz a'yı bir elif miktarından fazla uzatırsanız bu soru makamına geçer. Allah mı büyük olur? Bilmeyerek yapsan namazın bozulur. Bilerek yapsan, kasti yapsan küfre girersin. Baştaki hemze sorgu makamındadır. Sorudur. Şimdi üstad bu ayeti tefsir ederken çok enteresan bir yöntem yapıyor. Bu aya acaba'yı alıyor bütün kelimelerin arasına. Acaba bu, acaba ehadukum acaba en lehme. acaba ehihimeyten diye böyle aralarına sokuşturuyor ve buradan, bak buradan ayetin, her bir ayetin kelimelerine özellikle vurgu yaparaktan manayı iki vecihten ele alacak. Gıybeti iki noktadan ele alıyor. Birinci nokta enfüs dairesinde insanın nefsine bakan, insanın mayetine bakan noktadan gıybet ele alınıyor. Diğer nokta da afak noktası. Yani şöyle söyleyeyim. Aklen, kalben, vicdanen gıybetin ne kadar şeyi, ne kadar zararlı, insana yakışmayacak bir vaziyet olduğunu ifade ediyor. Sonra afaki olarak da hayat-ı içtimaya zararını anlatıyor. İnsaniyete bakan zararını anlatıyor. Ve rikkat cinsiyet ve akrabalık noktalarına ele alaraktan gıybeti ele alıyor. Yani hem enfüs dairesinde insanı insan yapan ve diğer varlıklardan insanı daha büyük makamatta çıkaran aklen, vicdan ve kalben gıybetin ne kadar büyük bir zarar olduğunu ve kalbi ve aklı ve vicdanı tam olan yani tam olan derken onu istikamet dairesinde kullanan bir kişinin gıybet yapamayacağını ifade ediyor ve bu noktadan da hayat, içtima ve insaniyet ve rikkat-ı cinsiyet ve akrabalık cihetlerini düşünen bir insanın da aslında gıybet yapmaması gerektiğini anlatacak bize. Yani çok acayip bir tefsir metodu ele almış. Gerçekten de bu altı madde okuduktan sonra yani eğer biz gıybet yapıyorsak ki yapıyoruz gerçekten de bizim insaniyetimiz, bizim kalbimiz, bizim vicdanımız, bizim aklımız, akrabalık falan bütün bunların hepsinin hikaye olduğunu göreceğiz. Ve nefsimize ağır gelen gerçekten de çok ağır bazı tabirler gelecek. O yüzden bu ders bize bir ölçü olsun. İnşallah ama bu dersten sonra gıybeti yapmayacağız. En azından yapmamaya çalışacağız. Ha ne kadar gider? Gittiği kadar. Yapacak bir şey yok. Sürekli hatırımıza getirmemiz gereken mana bu. Çünkü dersin sonunda göreceksiniz ki bu gıybet bizde varken işimiz çok zor. Birkaç örnek vereceğim. Bu gıybet varken bizde işimiz çok zor yani. Şimdi malumdur ki ayetin başındaki hemze sormak. Aya manasındadır. Hemze. Anlattık ya Elif baştaki. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Ne yaptık? Bütün kelimelerin arasına o sorma takısını koyduk. Aya acaba'yı tek tek bütün kelime aralarına koyduk. Ve her bir kelimede bir hükmü zimni var. Yani bu mananın her bir kelime içerisinde bir hükmü var. Birincisi, acaba A'ya sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki? Aklınız yok mu ki? Bu derece çirkin bir şey anlamıyor. Şimdi ayet-i ifade etmiş olduğu mani neydi? Ölü bir kardeşinin etini yemek. Ve diyor ki bundan tiksindiniz değil mi? Şimdi Ömer abi ölmüş. İnsan öldüğünü biliyorsunuz. Kokmaya başlar. Zaten insan eti yemek haram. Yani yiyenlere ne diyoruz biz? Yam, Yam diyoruz değil mi? Şimdi hayalen en sevdiğiniz arkadaşınızı hayalinize getirin ve onun ölmüş olan cesedinizi aklınıza getirin. Hemen aklın ne yapıyor? Gıybette aynı bunun gibi işte. Gıybet yapıyor musun? Yapıyoruz. Yapıyorsak aklımızda muhakemesizlik var. Akli dengemiz yerimizde değil biz. Ya abi aptal mıyız? Deli miyiz? İşte muhakemen zayıf. Yani ne kadar çirkin bir şey yaptığını fark edemiyorsun ya. Ayetin ifade etmiş olduğu, ayetin ifade etmiş olduğu senin aklen bundan kaçman gereken şeyi yapıyorsan akli muhakemen çok zayıf. Bunu kabul edeceğiz. İster, evet, ister et, ister etme. İkincisi, yuhib bu. Hub, sevgi demek. Lafzıyla ile der. Aya sevmek ve nefret etmek mahali olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Şimdi enfüs bölümündeyiz hala ve işi kalbe attı. Kalben sevdiğimizi iddia insanları gıybetini yapıyoruz. Bakın daha çok dostlarımızın gıybetini yaparız. He. O da ayrı bir şey yani. Daha çok sevdiklerimizin ve dostlarımızın, sözüm ona sevdiğimiz insanların gıybetini yapıyoruz ama şimdi kalben gıybet yapıyorsan sen kalbinde bir bozukluk var. Aklı meleken bozulduğu gibi insanı insan yapan, o âlâ ilgini çıkartan insaniyetin en önemli vasfından birisi olan kalbin de bozulmuş ki senin böyle tiksindirecek, böyle affedersiniz insanın midesini bulandıracak bir günahı rahatlıkla işleyebiliyor. Aklen bozuldun, kalben bozuldun. Bak sıra sıra gidiyoruz şimdi. Üçüncüsü ehadüküm kelimesiyle der cemaatten hayatını alan hayatı içtimai ve medeniyetinize ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Şimdi insanın en önemli bir vasfı da cemaat şeklinde yaşamasıdır değil mi? Bu cemaat derken dini cemaat olarak algılamayın. Toplum yaşayabilme, birbirine yardım eden, birbirine destek veren, yardımlaşan bir varlığız biz değil mi? Diğer varlıklarda bu özellik çok zayıftır. Bizim kadar gelişmiş değil. Hayvanların bir tayfesi beraber yaşarlar ama bizim gibi böyle sistematik bir hayat kurma imkanları yoktur. Zaten akıl olmadıkları için Allah'tan akıl yok. Mesela bal arıları akıl olsa biz balı bu kadar ucuza alamayız. İneklerin aklı olsa biz sütü bu kadar ucuza alamayız. Hepsi toplanır kardeşim. Bu adamlar süt içmeye mahkumlar. Bize gelin bir kooperatif kuralım. Tamam mı? Sütün kilosunu da yapalım 10 TL. Misal. Niye veriyoruz bu bir buçuk liraya ama insan öyle değil değil mi? İnsan hemen ortaklık, şirket, holding diye böyle hemen bir sistemi kurmaya başlar. İçtimai hayatı hemen benimser Dükkan açar, bakar buraya der ki bu da bakkal var, bu da şey var. Ya buraya biz bir tane atıyorum. Kuru gider. Şimdi toplum hayatına yatkın bir varlıkken gıybet gibi... Toplum hayatını zedeleyen, toplum hayatını bitiren bir ameli kabul ediyorsan sen hakkimade insan değilsin. Bugün toplum hayatındaki bütün dengeyi bozan en önemli şey nedir? Gıybettir, dedikodudur. Bütün dostluğu, kardeşliği bitiren nedir? Gıybettir, dedikodudur. Bunu yapıyor musun? Yapıyorsun. Senin aklı meleken, bozuk kalbin sıkıntılı ve hayatı, içtimayı de sen zehirliyorsun. Bunu kabul ediyorsun. Yapıyorsan gıybeti. Dördüncüsün. En kule lehme. Kelamıyla der ki. insaniyetiniz Ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalama yapıyorsun? Şimdi demin o anladık ya. Yam yamlar insan eti yer. Ya öyle bir gıybet yapıyoruz ki bakın manen belki alemi misalle gıybetin şekli budur ki biz kardeşimizin ne yapıyoruz? Etini parçalıyoruz. Ne gibi? Canavar gibi. Hayvan var, canavar var. Hayvanlar daha uysal, daha şey olarak ama canavar deyince aklınızdan geliyor işte arslan değil mi? Parçalayıcı, yırtıcı işte sırtlanlar vesaire düşünün. Aynen belgeselde izliyorsunuz. O sırtlanların o aslanların o eti parçalamalarına bakın ne yapıyorsun? Böyle bakın aynı vaziyet biz gıybet yapınca oluyor işte. Biz oturmuşuz. Ömer abi Furkan abi ne yapıyoruz? Etini böyle parçalıyoruz. Alev misal açılsa o gıybeti yaptığımız zaman o gıybet halinde vaziyetimiz aynı o sırtlanın, aynı o arslanın vaziyeti gibidir. Hiç farkı yoktur emin olun bunu. Ayet-i Kerim'in ifadesi bu. Arkadaşınızın etini dişle parçalamaktan bahsediyor. Şimdi hayal edin kendinizi böyle bir günah içinde ağzınızdan böyle kanlar akıyor, eti parçalıyorsunuz yani ne kadar tiksindirici bir şey ya. Zaten Kur'an-ı Kerim sizin ahale misali hayalimize havale ederek meseleyi bizden men etmeye çalışıyor aslında. Hayalimize havale ediyor. Şimdi hayalini kullanırsan bak hemen olan dersin uzak durursun. Beşincisi ahihi kelimesine der ki hiç rikkatı cinsiyeniz, hiç sılayı rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerde kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi ağzınızı, kendi dişini siz de divanı gibi ısırıyorsunuz. Bak kendi azanızı derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kardeşi, müminler diyor bir vücudun azaları gibidir. Aslında biz gıybet yaparken ne yapıyorum ben bir kardeşimin gıybetini yaparken aslında o benim neydi? Ben bir vücutsa biz vücutsa komple İslamiyet bütün müminler bir vücutsa o da benim bir uzvum. Ben ne yapıyorum Ömer abi gıybet yaparken kendi uzvumu dişliyorum. Şimdi siz oturup kendi elini ısırıp yemeye çalışan bir adam gözsüz ne dersiniz? Ama bu adam deli ya kafayı yemiş. Ama böyle bunu alıp böyle affedersin bana koparmaya çalışıyor kopartıyor falan falan lan adama bak yani ne hale gelmiş. Bugün neden biz bir kardeşimizin gıybetini çok rahat yapıyoruz? Çünkü biz bir vücudun azası olarak görmüyoruz ki ben ve o. O yüzden biz olamadığımız için bugün Avrupa, bugün ehli dünya, bugün Yahudiler bizi paramparça etmişler. Ediyorlar hala. Çünkü biz olamıyoruz. Ben Ömer abi. Ben benim, sen sensin. Biz olabilsek, o cemaat kavramını yakalayabilsek o zaman sen onun gıybetini yapmaz o da senin gıybetini yapmasın. Aynı mana cemaat, cami cemaati için de geçerlidir. Şimdiki cami cemaati çoğu birbirine Konuşuyor. Aynı safta adam namaz kılıyor. 5 vakit namaz kılıyor. Müslüman 3 günden fazla düşmanlık yapamayacağını, küs duramayacağını biliyor. Aynı camide cami içinde cem olamıyor. Cami içinde cem olamamış. Ama okuyor ayet. İnnemel mümini ihvatun. Bütün müminler kardeştir. Şimdi ortaya iki şık çıkıyor. Ya o adam mümin değil ya da dargın olmuş olduğu kişi mümindir. 3 Üç gün. Üç günden sonra hakkımız yok. Gel de bu nefsi anlat. Hayatta ya çok şaşırdım yani. Adam geldi namaza durdu yanıma geldi beni gördü adam gitti başka safa geçti yani. ya Tamam kardeşim bozum da eyvallah da o kadar da değil de hani yani camiye gelmişiz de Müslümanız elhamdülillah yani. Enteresan ya. Altıncısı meyten kelamı ne der? Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş gibi en muhterem bir halde kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstehreh bir işi yapıyorsunuz. İnsanın vicdanı bozulduğu zaman insan biter. O yüzden ne de? Vicdansız adam. Vicdanı tefessü etmek. Vicdan öldü mü İnsan ölür. <laughs> Gıybet yapan kişinin vicdanı bozulmuştur. Ve bunu artık alışkanlık haline getirip yapıyorsa ki yapıyoruz. Vicdanımızda ciddi bozulma var. Sürekli halde yapıyorsan gıybeti sen vicdansızsın. Çünkü ancak vicdansızların yapacağı bir durum. Aklını kaybetmişsin, kalbin bozulmuş. Hayat içtima içinde artık sen toplum hayatını zedeliyorsun. Akrabalık bağlarını bitirdin gittin. Tamam vicdanın bozulmuş. tamam öyle bir hale geldin ki bir günah insanı hale getirdi. Kronik hastalık ama. Demek şu ayetin ifadesiyle, kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet aklen, kalben, insaniyeten, vicdanen, fıtraten ve milliyeten mezmundur. Yasaklanmıştır. İşte bak şu ayet icaz kerane altı mertebe zemmi zem etmekle icaz kerane. Muzevi şekilde o cüz dürümden Şimdi bakın burası çok ağır geliyor. Dikkat edin nefsinize vuracağız birazcık. Gıybeti kim yapar? Gıybet ehli adavet, haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. İzzeti nefis sahibi bu bir silaha tenezzül edip istimal etmez. Evet gıybet yapıyor muyuz? Ya ehli adavetiz, ya hasediz ya da inatçıyız. Bakın bu üç noktası baskın olan kişi dilini gıybetten kurtaramaz. Ehli adavet yani düşmanlık yapacak yer arıyor. Takacak yer arıyor tabiri caiz. Bu bu şimdi niye böyle Bak gelmedi, aramadı, sormadı, yapmadı falan deyip sürekli adavet yani düşmanlık yapacak yer arayan kişinin dilinden gribet eksik olmaz. Bu bir. İkincisi ehli haset. Bakın çok ciddi bir günahtır. Ehli haset adamın bitirir. Haset belki günahların atasıdır yani. Haset ne demek? Çekememek. Haset olan kişinin kaderle, imanla sıkıntısı var. Ne alakası var diyeceksin? Çünkü haset kaderi tenkittir. Yav niye onda var ya? Vere vere buna vermiş ya. Yani. Sana soracaktı kime vereceğini ya. Sen daha iyi biliyorsun. Çünkü sen Allah olsa ona vermezsin. Çünkü verilecek adam değil senin indinde. Kaderi tenkit ediyorsun. Haset hasudu yer bitirir diyor Haset ettiğin kişiye zarar verir misin? Hiçbir şey olmaz. Kendi kendini yakar durursun. Ve öyle bir ateştir ki sen haset etmiş olduğun kişiye her ne nimet gelirse senin haset ateşin 3 katına artar. 5 katına çıkar. 10 katına çıkar. Mesela adama diyorsun lan bu adama nasıl oluyor? Cenab-ı Hak ona araba verir. Adama bak araba da aldı ya. Bir ev daha verir. Şuraya bak ya. Yağıyor adama ya. Aslan. Dersin her ne gelirse senin ateş gibi yanmaya başlar. Neden böyle? Çünkü sen haset var. Haset ateşi senin gönlünü bitiriyor. Ve sen Cenab-ı Hakk'a karşı resmen meydan okuyorsun. Ona vermemeliydin yani. Seni yakan o biliyor musun? O hak etmiyor. Ya. Ama Cenab-ı Hak takdir etmiş. Hak etmese vermezdi. Şeytan neden şeytan oldu? İlim vardı. Amel vardı. Ama dedi ya, ya çamurdan yarattın ya. Halife olunacaksa benim olan lazım. Çünkü bak ben ateşten yaratıldım. Tamam da neden o yani? Hep bu değil mi bizim haset ateşini yakan? İyi de neden o ona ya? Hep o ya hayret bir şey ya. Anlamıyorum ki. Anlayamayacağım. Böyle yanıp duracaksın yani. Sonra gıybet yapmaya başlayacaksın. Sallamaya başlayacaksın. Kötülemeye başlayacaksın. Onun makamatını düşürtmek için kötülemeye başlayacaksın. O yüzden haset çok ciddi bir hastalıktır. Allah muhafaza etsin bu hastalıktan ya. Ve ne dedi bak tekrar? Ve inat. İnat çok güzel bir nimettir. Doğru kullanırsan. Hatta sebat etmektir inat. Ama inat öyle bir şekilde kullanıyorsun ki sen. Adama takmışsın. Düşmanlık beslemişsin. inat etmişsin. Nuh diyorsun peygamber demiyorsun. Barışmıyorsun. Etmiyorsun. Ve bununla beraber sürekli gıybet yapıyorsun. Ehli adam adavet, haset ve inadın en çok istimal ettikleri, en çok kullandıkları alçak bir silahmış gıybet. Gıybet yapıyor musun? Evet kardeşim sen ehli adabetsin, ehli hasetsin, ehli inatsın ve alçak bir silah kullanıyorsun. Alçak silah kullanan kişi nedir? Alçaktır. İzzeti nefis sahibiysen, izzetliysen sen bu silahı kullanamazsın. Kullanıyor musun? Gıybet yapıyor musun? Sen o zaman maalesef alçak bir insansın. Çok ağır değil mi? Ağır. Hak ediyor ama. Yani ben, ben mi? direkt okuyorum. Benim eklediğim cümlelerde bunlar. Direkt kitabı konuşuyorum. Bakın burada direkt. Nasıl meşhur bir demiş ki bak şimdi düşmanıma diyor gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Adamdaki izzete bakar mısın? Diyor ki, düşmanıma bile ki biz çoğu zaman diyelim mi size dersin başına söyledim ya, biz çoğu zaman dostlarımızın gıybetini yapıyoruz. Adam diyor ki izzet nefis sahibi bu adam. Ya ben diyor düşmanıma bile diyor gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum. Tenezzül etmiyorum çünkü gıybet zayıf, zelil ve aşağıların silahıdır. Gıyabında konuşmak zayıf insanların için Dikkat edin arkadan konuşanlar yüze girince konuşamazlar. Öyle bir kronik hastalık bu. Arkadan atıp tutar. Yüzde gelince böyle hey, hey, hey yapmaya başlar. Münafık. Ve şunu emin olun ki birisini size kötüleyen kişi gidip de sizi de mutlaka birisine kötüleyecektir. Bu kronik bir hastalıktır ha. Adam gelmişse Mehmet abi var böyle 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 deyip de konuşuyorsa bilin ki bu adam senin de boşluğunu bulacak, açını bulacak, seni de gidecek Davut'a kötüleyecek. Hastalık bu. Bundan kurtulmak zordur. Hele ki 40'a kadar bunu kurtulamamışsan bir yapışır üzerine kalırsın yani. Ya bu kadar aşağı düşmememiz lazım ya. Niye gıyabında konuşuyorsun? Gıybet adam gıyap gelir. Git yüzüne söyle. Ona da geleceğiz şimdi bak. Halka göre gıybet, hakka göre gıybet nasıl olur? Şimdi gıybetin tanımını yapalım. Mesela halka göre gıybet olmayan halleri. Hepinizin duymuş olduğu kelamları söyleyeyim size. Mesela ben onun yüzüne de söylerim kardeş. Şimdi bunu diyor, arkadan saydırıyor. Kendince gıybet yapmadığını zannediyor. Ben onun yüzüne de söylerim. Bu bir. Bunu söyleyince arkadaşlar konuştuklarınız gıybet olmuyor zannetmeyin he. Bunu söylemen senin vicdanını rahatlatmak için bir yöntem yani. Ben onun yüzüne de söylerim. İkinci nokta. Doğru söylüyorum kardeşim bu gıybet olmaz ki Allah konusun bu küfüre girer insan bunu söylese. Doğru söylüyorum ne gıybeti canım? İyi <laughs> e de zaten doğru söylemen gıybet olacak. Senin doğru söylemen o meseleyi gıybetlikten çıkartmayacak. Üçüncü nokta ya gıybet olmasın ama hemen bak böyle. <laughs> Çok böyle mübarekleştiriyorsunuz tamam mı? Şimdi önce diyor ki ya gıybet olmasın ama çok hassasım ben gıybete karşı normalde ama ama şimdi bundan sonra yardır. Ondan sonra diz, salla, açık alan. Gıybet olmasın ama deyince de arkadaşlar mesele eğer gıybetse gıybetlikten düşmüyor. Peki nasıl olacak? Bunlar halka göre gıybet tanımı. Şimdi gıybetin tanımını yapacağız. Hakka göre gıybet nedir? Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitseydi terat edip darılacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır İki katlı çirkin bir günah. Şimdi gıybet nasıl olur? Bir sözün gıybet olması nasıl oluyor? Bir, gıyabında konuşacaksın. Şimdi Ömer abi burada yok. Ben Ömer abinin arkasından konuşmaya başlıyorsam ve bu konuştuğum şeyi de Ömer abi duyup darılacaksa bu gıybettir. Ben onun yüzüne de söylerim. Çok delikanlısın. sen git yüzüne konuş. Bak şimdi ve gıybetin olması için söylemiş olduğun şeyin doğru olması lazım. O zaman gıybet olur. Ha sen bir de yalan konuşuyorsan, bir de ekliyorsan hem yalan hem gıybet olur. İki katlı çirkin bir günahtır hadis-i şerif bu. Bak hem yalan oldu hem gıybet oldu. iki katlı günaha girdi. Yani doğru söylüyorum kardeşim bu gıybet olmaz değil. Zaten doğruyu söylersen gıybet olur güzel kardeşim. Sen bunun içine bir de yalan ekliyorsan zaten iftiraya giriyor. Bu iki katlı çirkin bir günah oluyor yani. Ya çok ciddi bir sıkıntı. Hepimizin hayatımız olan bir şey bu. Yani öyle bir şeye giriyoruz ki hem yalan ekliyoruz hem de bakın gıybet de yapıyoruz. Ya bu gıybet değil ya kardeş saçma sapan konuşma ya. Şeriat'a göre bu yaptığın şey gıybet. Eğer bunun üstesine devam edersen bu gıybettir dersen bak küfre girersin ya. Madem de ki ya gıybet yaptık Allah affetsin tövbe et, istiğfar et. Ya günaha girdik de en azından mahcubiyetin olsun ya. Bir de ukala ukala sanki el eser mezun adam. Gıybet değil ya. Neye göre? İmamı şarlatanaya göre. Gıybetin caiz olduğu yerler de var ama. Ha, buna çok önemli. Üstad birkaç tane maddeyi saymış. Bunlar hadis-i geçen maddeler. Gıybetin caiz olduğu yerler. Ama vacip olduğu yerler değil. Mesela gıybetin caiz olduğu kişilere gıybet yaparsanız sevap gelmiyor. Mesela ehli kafire lanet okumak sevap getirmez. Otur dayan. Bu işte bilmem ne kafirler böyledir. Bu kafirler böyledir deyince arkadaşlar çok böyle küfredince sevap yazılmıyor. Çoğu imamlar caizin terki evladır demiş. Bakın caizin terki evladır. Şimdi caizdir ama vacip değildir. Bak caizdir ama vacip değildir. Çünkü bir şey kazanmıyor kazanmıyorsun ya. Boş ağzını kirletiyorsun. İşte falanca bir din düşmanına. Hadi hep beraber küfredelim. Aa bilmem ne yaptım ya işte bu adam böyle falan. Elhamdülillah be. Ne sevap aldık be. Öyle bir şey yok yani. Hiçbir şey olmuyor. Kalben buz et. Dilinle zamanı geldiğinde buz edersin ama sevap kazanmıyorsun. Yani bir sevabı yok yani. Çünkü nurani bir şey değil bu. Adam mesela şeytana sövüyor ya. Yani. Kendince işte bu şeytan öyledir de falan. Mübarek şeytan ne günah var ya. Yani. Şeytanın yaptırım gücü yok ki. Şeytan sana vesveseyi veriyor. Sen ne derse Emin Ramazan gibi her şeyi yapıyorsun. Sonra şeytana sonra sövüyorsun. tamam sövdün de bir sevap da geçmiyor yine. Allah muhafaza. Yani doğru bir şey değil. Ama gıybetin caiz olduğu noktalar var. Mesela birkaç örnek verecek şimdi. Şekva suretinde bir vazifeder adama der. Ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın. Mesela özellikle fabrikasyon işlerinde ve iş yerlerinde bir adam var. Arazi oluyor. İş yapmıyor. Kaçışıyor. Tamam mı? Sen de bunu görüyorsun ve o adamın yapmış olduğu iş senin sırtına biniyor. İş yavaşlıyor. Sen de usta başına gidip ya abi bak şu arkadaş işini düzgün yapmıyor ve o iş düzgün yapmadığı için o işin yükü bana kalıyor ve biz işi yetiştiremiyoruz. Bundan zarar görüyoruz dese bu gıybet olmaz. Ama bakın garaz olmayacak. Adama takmışın kafayı. Adamı çizmişin bir noktadan tamam mı? Hazırda bahaneyi bulduk. Hadi adama gidip şikayet edelim. Ha, bak gıybet olmuyor. Değil. Zerre miktar kalbinde bir oynama olmayacak. Hissiyatın olmayacak. İkincisi bir adam onunla teşriki mesai etmek ister. Seninle meşveret eder. Sen de sırf maslahat için garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen onunla teşriki mesai etme. Çünkü zarar göreceksin. Mesela ben şimdi Ömer abi bugün Ömer abi tatlım kafayı. Ömer abi Nazif abi iş yapacak. Nazif abi soruyor bana abi Ömer abi nasıldır iş yapacağız falan. Şimdi bu tam argo bir kelime gider ama söyleyemiyorum. Ya çok işte üst kağıtçığın kansuzun tekidir. Sakın güvenme falan deme. Bunu dersen gıybete girer. Bak ne dedi? Sırf maslahat için o meşvetin hakkını elde etmek için kardeşim Ömer abi ticaret noktasında bazı aksaklıklar yapıyor. Öneme eli ağırdır. Dikkat et. Yapmasan daha iyi olur. Yoksa o üst kağıtçıdır, kansuzdur falan diyemez. Özellikle mesela evlilik noktasında esnen görece usulü vardı. Şimdi sosyal medyada bu işler bittiği için gerek kalmıyor da mesela kızlara verilecek olan kız isteyen erkekler araştırılırdı. Demek ki sorarsın. Adam mesela iyi diyor. Çok iyi. Neye göre iyi? Adamda namaz yok. Yani bir o eksik. Adam da ayda bir kere, iki ayda bir kere içki var. İyi diyorsun şimdi. Bu meşvetin hakkını eda etmedin sen. Abi şimdi söylemeyelim o zaman ya. Şimdi komşunun çocuğu ayıp olur, kıza vermezler. Bunu Nasıl söylemezsin? Meşvetin hakkını ed eda etmek zorundasın ya sen. Sen, sen kızın ona verir misin? Ne yapacaksın? Diyorsun kardeşim bazı yaşantısında sıkıntılar var. İslam e zıt bazı noktaları var. O yüzden zarar görebilirsin diyeceksin. Mesele bu kadar bitecek. Teferruatına giremezsin. Çünkü teferruatına girdin mi hissiyat karışıyor. Nefis karışıyor. Üçüncüsü maksadı tahkir ve teşhir değil. Belki maksadı tarih ve tanıtırmak için dese. O topal ve serseri adam falan yere gitti. Mesela buna ben hep örnek vereyim Ali Böyköy'de. Ali Bököy'de daha iyi biliyor. Topal Hoca vardı mesela değil mi? Meşhur. Herkes onu Topal Hoca olarak biliyor. İsmi neydi normal ismi? Ali Hoca. Ali Hoca deyince Ali Hoca hangi Ali Hoca? Ya Topal Hoca. He Topal Hoca yani Ali Hoca. Adamın artık rahmetli ismi. Allah mekan cennet etsin. İsmi öyle bir yapışmış ki Topal Hoca. Şimdi Topal Hoca deyince o tahkile girmiyor. Mesela bizim okulda vardı sınıfta. Mesut vardı. Kepçe Mesut derdik yani. Ha, adamın kulak yapısı böyle kepçe olunca adam o oturmuş artık. Ya. O böyle artık şey, tahkile olarak algılamıyor. Bir lakap olmuştu. Bu da girmedi. Ama adam bundan hoşlaşacak yani. Adam mesela sen bir lakap takmışsın edip buna hoşlanmıyor. Sen daha böyle söyleyip duruyorsun. Ya bu gıybet olmaz. Oğlum adam baksana rahatsız oluyor mu söylemiş olduğun kelamda. Son olarak da o gıybet edilen adam müte mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor. Belki işlediği seyyatla iftar ediyor. Zulmüyle tenezzül ediyor. Sıkılmayarak aşikare bir surette işliyor. Böyle adamların da gıybeti caizdir. Ama bu tekrar söylüyorum. Vacip değildir. Ağzınızı kirletmeyin. Çünkü gıybet öyle bir hastalıktır ki alışmaya başladın mı, mı, sonu gelmiyor. Alışmaya başladı mı sonu gelmiyor. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet bak çok dehşet bir burası. Nasıl ateş odunu yer bitirir gıybet dahi amali salihayı, salih amelleri ne yapar? Yer bitirir. Efendimiz buyuruyor ki beni Adem'in cisminde dört cevher vardır ki bunlar diyor dört şey ile mahvolur gider. Cevher yani pırlanta gibi. Çok değerli şeyler var ama bunlar dört şeyle ile mahvolur gider. Akıl, din, haya ve salih amel. Bunlar dört cevher. Gazap ve hiddet aklı izale eder. Haset dini götürür. Tama açgözlülük hayayı giderir. Gıybet ise diyor salih amelleri siler götürür. Şimdi yine bir hadis-i şerifte miraca çıktığında diyor bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan kimseler gördü. Cebrail aleyhisselama sordum. Bunlar kim ya Cebrail dedim. Cebrail aleyhisselam ne buyurdu? Bunlar gıybet ederek insanların etini yiyen şahsiyetlerini zedeleyen kimselerdir dedi. Gıybetten sakının diyor efendim sellem. Çünkü onda 3 afet vardır. Birisi gıybet edenin duası kabul olmaz. Niye duamız kabul olmuyor? Bir maddesi bu işte. Çok gıybet yapıyor. Yaptığı hayrat kabul olmaz. Üzerinde de günahlar birikirdi. Eğer gıybet etti veya da isteyerek dinledi. Ne yapacağız? Şimdi gıybet ettik veya isteyerek dinledik. Evet şurası çok önemli arkadaşlar. Bakın gıybet yapan kişi ve dinleyen kişi aynıdır. Hatta dinleyen iki kat günah kazanıyor. Sen şimdi normalde bir Müslüman ne yapması lazım? Mesela Nazif abi Ömer abi hakkında benimle konuşuyor. Gıyabında Ömer abinin gıyabında konuşuyor. Gıyabında kardeşinin ırzını, şeref ve haysiyetini himaye eden kişiyi cehennemden azat etmek Cenab-ı Hakk'ın diyor kulları üzerinde bir hakkıdır diyor. Nazif abi Ömer abi hakkında gıyabında konuşmaya başladığında benim Müslümanca şunu yapmam lazım. Nazif abi ben bu konuyu bilmiyorum. Lütfen susalım. Nazif abi ısrarla bastırırsa Nazif abi lütfen Ömer abinin gıyabında konuşuyoruz. Lütfen susalım. Nazif abi hala anlamıyor. Hala bastırıyorsa ben burayı terk etmem lazım. Bunu yaparsam işte bu hadis-i ayrı olmuş olurum. Ama ben ne yapıyorum? Allah Allah. Yapma ya. Allah Allah. Ne zaman? Ya canım. Şimdi ben böyle yaptıkça bu, bu tepkiler karşı tarafı Adam şevke geliyor. Aa, mesela abi sen daha ne bilmiyorsun sen daha var ya. Ya can o kadar da olmaz ya. Böyle yapıyorsun ya adam böyle hani çok böyle bağıran tribünlere karşı futbolcu bu şevklenir. Değil mi? Hareketler, varyasyonlar yaparlar ya. Adam öyle bir şevke geliyor ki. Peki ne oldu? Aa, ben ilk hareketi yapsam, sustursam, sustursam, basıp gitsem daha konuşamaz. Aa, ben ne yapayım? Allah Allah. Ya neyse şey yapma. Hı, ya neyse. Hı. ah <laughs> Ya bir de hizmet namına konuşuyor, Hizmet için konuşuyoruz. Lan hizmet için gıybet mi olur ya? Tabii çok yapardık onu eskiden. Ara ara yapıyoruz yani hizmet namına gıybet. Mesela hizmet olunca gıybetten düşüyorsun sanki. Ağır harikası yok kardeşim. Bir eleştirim var, bir sıkıntı var. Geleceksin, söyleyeceksin direkt. Hani bak bu, 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 bu budur. Bitti. Kapalı kapılar arkasında otur fır 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 konuş. Fır fır fır, fır konuş. Ondan sonra çık hizmet. Ya yani sonra bu hizmet niye inkişaf etmiyor? Lan niye inkişaf etsin? Senin ağzın pis, gönlün pis, hissiyatın pis, alemin pis. Hemen mahvettin orayı yani. Mane mahvettin ya. Yani. O yüzden isteyerek dinlememiz lazım. İstemeden, çaktırmadan <laughs> dinleyin. Abicim gıybet yapıldığı anda lütfen yapabiliyorsak ya hemen susturalım yani. Sus. Neyse boş ver. Ya uzatmayalım. Bak günaha giriyoruz. Ya bütün sevaplarımızı karşı tarafa veriyoruz. Ya enteresan bir şey ya. Adam evde oturmuş uyuyor. Sabah namazında kalkmamış. İbadet yapmıyor. Okumuyor, etmiyor. Sen adamın arkasından yardırıyorsun, yardırıyorsun. Adam yattığı yerde sevap kazanıyor. Sen sabah ibadet yapmışsın. Çok da iyi çalışmışsın. Ama Nazif abinin salla. Nazif abinin bütün sana yapmış olduğun hayır hasenatların hepsini Nazif abinin defterine yazıldı. Hayal Helal et, ederse etmezse yok. Ederse tamam kurtarırsın paçayı. Şimdi eğer gıybet etti ve isteyerek dinledi. O vakit ne yapacaksınız? Bu dua. Allahümme afir lena ve tab tabnahu. Yani Türkçesini yapabilirsiniz. Benim dilim dönmüyor ondan sonra. Allah'ım bizi ve gıybetini yapmış olduğumuz kimseleri bağışla diyeceksin. Ne olacak? Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. Mesela ben Nazif abinin gıybetini yaptım. Nazif abi denk geldi. Abi hakkını helal et. o da soracak. Niye? <laughs> abi gıybetini yaptın. Ne dedin lan? <laughs> Geçen Mehmet abinin gıybetini yapmış da öyle şey diyor. Hakkını et evet dedi. Dedim niye? Gıybetini yaptık da. Ne dedin? dedi? Söylemez etmeyeceğim dedim. Tamam. İşin latifesi de. Bunu yapmamız lazım. Davut abi gıybetini yaptın. Davut abi hakkını et. Evet. Gıybetini yaptı. E sen de kardeşim ya ne dedin diye soruşturma ya. Adam hata yapmış. Sen de bir dünya gıybet yaptın değil mi? Ama biz ne ne, e, ha? ne ne dedin? E salladın lan. ne, dedin? Söyle bakayım. Elinin kömürü dedi işte. Allah Allah. <laughs> Senin birçok insanın yapmış olduğun şeyi adam da sana yapmış. Ya tamam kardeşim eğer hoş olsun. Da yapma gıybetimiz etme ya. Etmem. Etmem dersen sana da etmezler. Alem <laughs> tarihte çekeceğimiz sıkıntıları görsek diyor hadis-i şerifte Bütün haklarınızı helal edersiniz diyor yani. Şimdi o kadar çok yapıyoruz ki bizim dershanede eskiden öyle bir şey vardı. Çok böyle maalesef. Düşüyorduk o şeye. Ben bir tane abime sormuştum. Abi dedim çok gıybet yapıyorum ya. Ne yapmam lazım? Dedi ki gıybet eden kişilerle beraber olma kardeşim dedi. Süper bir yöntem. Şimdi mesela rejim yapan ya da yemeği azaltmak isteyen kişiler ne derler biliyor musunuz? İştahlı insanların yanında yemek yemeyin. Adam mesela öğütme makinesi. O adamın karşısına var ya yani kimi koyarsan koy adam yer yani. Öyle mi yiyor? diyor ki aşk ile, şevk ile böyle vap böyle alıyor sünnetliyor falan böyle bütün esmalar oynuyor adamla tamam mı yemek yerken şimdi sen bu adamın karşısında geçtin mi abicim rejim düşman olursun yani bir şey ne yani neyi yiyemeyeceksin adamın bir kere izlerken açılıyor ne diyorlar kardeşim çok yemek yiyenlerle beraber olma değil mi sigarayı bırakmak istiyorsunuz çok sigara içen kişilerle beraber olma sigarayı bırakmak istiyorsun tık odayla takılırsan lan ne olursun ikinci paketi arttırırsın ya adam mal boru içiyor her içinde veriyor halinde sigarayı bırakıyor nereye eve bırakıyor <laughs> Fiko da yemedi sonuza. Fiko da yalıyor tak koyuyor atıyor bir tane daha. Ne lan. Zaten mal, bir mal bardağı gelmiş bırakalım lan bu sigara değil mi? Sigara içen kişilere oturursanız arkadaşlar sigarayı bırakamaz. Sigarayı bırakmak istiyor musun? Sigarayı çok çeşitli için uzak duracaksın. Bir de bakın çok önemli bir noktayı söyleyeceğim. Bir de sosyal medya vasıtasıyla şu anda yaygın olan bir hastalık var. Toplu gıybet. Umumi gıybet. Mesela Ömer abi ben gıybet yaptım arkadaşlar dedim ki Ömer abi hakkını verin. Ömer abi der ki helal olsun etmez. Bir de bir. Bir hak yani. Adam büyük oyun diyor. Diyor ki ulan Mars'tan adam çıkmaz diyor tamam mı? Şimdi bunun yerine bir il ismi koyarsınız siz. Hani çok demiyor falanca ilden adam çıkmaz diye çok kullanılır ya. Bak şimdi Mars'tan adam çıkmaz deyince bütün Marslılarla tek tek yerleşmek zorundasın. Veyahut da cemaat gıybeti söyleyeyim. Şu falancılar var ya bu hasancılar. Bunlar var ya bunlar. Üç kağıtçılar bunlar. Hoppala. Hop aldı komple. Bu falancılar var ya Kur'an okumazlar. Şimdi benim hakkıma girdin. Falancıların bütün brilerin hakkına girdin. Tek tek dolaşıp helallik almanlar. Ve hatta sosyal medyada bir özellikle 60 yaş sınırına yaklaşıp Facebook'la tanışan babam gibi yaşı çok geç tanıştığı için Photoshop nedir bilmez. Geçen gün ne yapmışlar? Bir tane master Chef'te bir yarışma varmış. Orada bir adam var tamam mı? Kabak yani dedik gıybete girdik Allah kabul etsin. Neyse adamın mesaj çekeyim sen hakkında böyle diyeyim Adamın resmini koymuşlar. İşte eski CIA ajanı Türkiye'yi durdurmazsak gerçekten de 2010 2020de Türkiye lider devlet olacak falan diye koymuşlar. Tabii bizim böyle siyasi damarları çok kuvvet olanlar da bunları böyle paylaşmış yani. Foto montaj nedir bilmez, şey nedir bilmez, doğru mudur nedir. Zararsız. Bir de bunun zararlısını adam yapıyor? Falanca bir artistin belki söylemedi bir sözü altta koyuyorlar. Tamam bunlar yapılıyor algı operasyonları olarak. Sen de bunu yayıyorsun, yayıyorsun, yayıyorsun. Bakın her yapılan her paylaşımdan defter hasenatına bir günah yazılıyor. Üstad bu zamanda diyor bir günah bir kalmaz. Bir seyahat da bir kalmaz. Nasıl oluyor bu? Ya, sosyal medya bir video paylaştın. Müsteşem bir video. Dolaşıyor da dolaşıyor. Dolaşıyor da dolaşıyor. Dolaşıyor da dolaştıkça izlendikçe senin defter hasenatına yazılıyor. Umumi gıybetine dikkat edin. Falancılar böyledir. de i̇şte Mars'tan adam çıkmaz gibi kelamlar kullanırken büyük oynuyorsunuz. Allah muhafaza. Ya, biter mi ya? Mars'tan adam çıkmaz deyince o andaki bütün Marslılar, gelecek olan bütün Marslılar, geçmişteki bütün Marslılar helallik yapman lazım ya. Yani. Ama değil. Demeği yok ki. O yüzden ağzımla kuş tutsam diyor ya yaramam. Kardeşim sana bakın bizden istemiş olduğu şey ağzımızla <laughs> kuş tutmamız değil. Ağzımızı tutmamız. Tut şunu ya. O yüzden Efendimiz sen ne buyuruyor? İki şeyin diyor bana garantisini verin. Size diyor cennetin garantisini verin. İki çene arası bir de apış arası. Öyle değil mi? Bu iki şeyin garantisini verin cennet size vaciptir diyor. Tutabiliyor muyuz? Biz o yüzden dilini tutan kurtulur. Şimdi bakın gıybetin çok dehşetli bir noktasını daha okuyup bitiriyorum. Gıybetin en fena ve en şeyni ve en zalimane kısmı kazv-ı muhsanat. Ne demek bu biliyor musunuz? Gözüyle görmüş dört şahidi getirmeden bir Müslüman erkek veya da kadın hakkında zina isnadı yapmak. Gözüyle görmüş dört şahidi getirmeden bir kadın veya da bir erkek hakkında zina. İşte bu kadın böyledir, bu adam böyledir demek. Yani gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir insan bir erkek veya kadın hakkında zina isnat etmek en şeyni bir günah kebir ve en zalimane bir cinayettir. Hayatı, içtimayı, ehli imanı zeylendirir bir hıyanettir. Mesut bir ailenin hayatını mahveden bir gadirdir. Ya bu var ya bu bunla. Bu var ya bu bununla görüşüyor. Bununla yapıyor. Bununla görüşüyor diye. Değil mi? Maalesef. Yapılıyor bu ya. Yani. Yapılmıyor değil. Evet. Bakın. Sure-i Nuh bu hakikati o kadar şiddetle göstermiş ki. Her her vicdan sahibini titretiyor ve tüylerini ürpertiriyor. Melen söylüyorum. Bunu işittiğinizde işte falanca kadın böyledir. Bak bu böyle bununla bununla çıkıyor. Bunu yapıyor diye işittiğinizde bunu söylemek bize yakışmaz. Aşağı bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? 16. ayet Nur suresinde. Şiddetle ferman ediyor ve diyor ki: "Gözüyle görmüş, dört şahidi gösteremeyen merdudu şehadettir." Yani sen bir kadına bir erkeğe zina isat etmen için gözüyle görmüş. Öyle görmek ne demek biliyor musunuz? Kılıcın kınına girdiği şekilde net gör Dört 4 tane şahidi gösteremeyen kişi bu noktada konuşamaz. Zaten bak mesele şu Selim abi. Bak şimdi gözüyle görmüş 4 şahidi gösteremeyen merdudu şahadettir. Ebedi şahadetlerini kabul etmeyiniz. Çünkü yalancıdır. Acaba böyle bir kazve, böyle bir günaha karşı cesaret eden hangi adam var ki diyor gözüyle görmüş 4 şahidi gösterebilir. Kur'an-ı Hakim bu şartı koşturmakla böyle şeylerde şak kışefe etmeyiniz. Ağız açmayınız. Dudak oynatmayınız der. Bu kapıyı kapayınız demek. Sen gördün. Susacaksın ama bırak yani görmeyi. Biz hayırdır ya bu çok gelip çıkıyor buraya ya. bu çok gelip gidiyor, bu gece vakti kim geliyor buraya, bu hayırdır böyle hemen ima eden hareketlerle ne yapıyoruz? Dört tane ya dört. O yüzden arkadaşlar mensamete neca demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dilini tutan kurtulur. Cenab-ı Hak dilimizi tutmayı nasip etsin hepimize. Hakkımda gıybet yapan arkadaşlar varsa evvel ve ahir tüm haklarım helaldir. Gıybetini yaptığımız bilerek bilmeyerek gıybeti yapan insanlar varsa sizler de hakkınızı helal edin. El Fatiha salavat.